Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün gülüntü ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu açarak daha çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet elimdeki şişten de anlaşılacağı üzere size şiş oyası yapacağım arkadaşlar. Şöyle modelimde. Bakın. Çimeni şişle olacak. Bu şekilde bir çiçek modeli yapacağız. Şöyle, bakın çok hoş, çok güzel, çok zarif duran bir model hazırladım size. Şöyle, evet modelim bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet çimeninin yapılışına başlayacağız şöyle ilk tığ battımanın içinden herhangi bir tığ battıdan girebilirsiniz hemen sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve 8 tane zincir çekiyorum 5 6 7 ve 8 ipimi uzattım ve bakın 3 numaralı şişim var bu şekilde bu şişle ütülemesi kolay oluyor. Hemen bakın ilmeği buraya taktım. Hemen biz sonraki yani ikinci zincire girerek şöyle bir ve iki tane zincir çektim. İkinci zincirimden iki tane zincirimi çektim ve şişimin tepesinden bu şekilde geçirdim. Yine aynı şekilde bakın ikinci zincire iki tane zincir çekerek şişime dört tane ilmek takacağım bu üçüncü hemen bakın aynı yuvanın içine iki zincir şöyle dibine sıkı sıkı buraya arttım dört tane bu şekilde ilmeği topladım şimdi bir tane ilmek eksildiği için yedi tane ilmek kaldı sekizden bu şekilde geride ve buraya da 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle orta gevşeklikte ne sıkı ne fazla bol. 7 tane zinciri çektim. 4. tığ battığımın içine. 1 2 3 ve 4. 4'ün içine sık iğne ile sabitleyip yine 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincirim hazır ipimi uzatıp hemen ilmeğimi geçirdim şişime bir sonraki yani ikinci zincirin içine giriyorum şöyle dibinde bir iki tane zincir çektim taktım hemen aynı ikinci zincirin içine girip bir tane ilmek çıkardım oradan bir iki zincir takıyorum buraya 3 oldu şöyle bir iki tane zincir çekiyorum ve dördüncü ilmeğimi taktım ilmek sayısını eksik olmadan şöyle dörder tane hepsini aynı yapalım. Hemen yine 4 ilmeği tamamladıktan sonra aynı yuvanın içinden ilmek çıkarıp 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. Dördüncü tığ battımın içine şöyle 1 2 3 ve 4. Dördüncü tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde ve yine 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle bakın. Taktım buraya. Bir tane ilmeğim oldu. Hemen ikinci bakın 1 2. İkinci zincirimin içine giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıp 1 2 zincir. Taktım. 2 1 2 zincir 3 Toplamda bu zincirin içine 3 tane giriyoruz. Bir tanesi 8. zincirimizi tepesine ardım diğer bu bakın şu şekilde zincirimin içinden 3 tane 2 zincir çekerek ilmek çıkarıyorum. 1 2 zincir toplamda 4 tane ilmek oldu bakın bu şekilde. Aynı yuvanın içine hemen 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde 7 zincirimi çektim. 4. tığ battığının içine 1 2 3 ve 4. Giriyorum, ilmeğimi alıp sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Şimdi şöyle bir yaptığımız işe bakalım. Bu şekilde yarım kenar veyahut da şişi doldurana kadar tam kenar ustalanlar tam kenar yapabilir. Hazırlıyoruz çimenimizi şişimizde. Bu çimenin en önemli şeyi ütüsü arkadaşlar. Şimdi ben biraz çoğaltayım bunu. Geleyim ütüsünü de beraber yapalım. Evet birazcık şöyle çoğalttım. Bize yetecek kadar şöyle örneği tanıtacak kadar yaptım. Bakın şu ilmekler şişemin üzerinde bu şekilde duracak. Şöyle ütüleme işlemi için masamıza yatırdık. Bakın şimdi şu kısmı şöyle parmağımla ittirerek gerdirerek şöyle ütülemesi nasıl olur onu göstereceğim. Bakın şu ilmekler üst üste değil. Çünkü çıkardığımız zaman üst üste çıkar. O yüzden Şöyle onların düzgün olmasına dikkat ederek bakın parmağımla bu, bu, parmağımla ittiriyorum. Ütümün ucuyla da şöyle gergin olacak şekilde de böyle ütülüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle hafif de şişime değeyim. Onlar da buhardan alsın. Bakın bu şekilde şöyle ütüledim. Şöyle gergin çubukları, zincirlerimiz gergin bir şekilde olursa güzel oluyor. Şimdi bunu şöyle elimle hafif ittiriyorum. Benim e, hafif ısıttım. Fazla değil arkadaşlar. O yüzden bu şekilde şişimi tutuyorum. Siz dikkat edin şişti. bütünün buharıyla ısınmış olabilir. Elinizi yakmayın. Bakın şöyle arkadan ittiriyorum. E, yeni yapanlar bunu yarım kenar, ustalar bir kenarda tabi yapabilir. Bakın böyle azar azar çıkarıyorum. Bu şekilde açılıyor. Bunu bir de arka tarafından ütüleyeceğiz ilmeklerimizi. Bakın gayet güzel ütülenince. Ben şöyle göstermek amaçlı ütüledim. Siz daha güzel böyle buharını vere vere ütüleyin. Kalıp gibi çıksın. Evet. Şöyle tamamını da çıkarayım. Şöyle. Bunu şimdi ters tarafından da şöyle şu yüzünden de bir ütü basınca kirpikler gayet güzel açılacak arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin çimenimize monte işlemine geçelim. Evet, ortadaki motifi yaparak başlıyoruz şu şekilde. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. Şu ilk tuttuğum ipi birazcık kapatıyorum ucunu ve buradan ilk zincirimin arasından girip bir tane ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki de ilmekten geçip buraya bir sahte sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde sahte sık iğne yaparak kapatması zarif oluyor. 1 2 3 4 zincir. Hemen kapattıktan sonra 4 zincirimi çekip şöyle yuvamın içinden girdim ve bakın sık iğne ile buraya sabitleyip bir tane yuva hazırladım. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum yuvamın içine dörder zincirli buraya 5 tane yuva hazırlayacağız. 4 zincir sık iğne ile kapatıyorum 3 oldu. 4 zincir şu şekilde Şu ipte bayağı faydası oluyor tutmak için. Burada daha bile uzun bırakabilirsiniz. Şimdi 5'inci yuvamı ilk yapmış olduğum bakın 4 zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum bu 4 zincirli yuvanın içine girdim. Şöyle bakın tığımdakini biraz bol bırakırsanız rahat geçiliyor arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane yuva hazırladım. Şimdi buraya 1 2 3 zincirimi çektim. Şöyle bir defa tığımı doluyorum. 2 2 alarak trabzan yaptım. Buraya minik papatyalar yapacağız. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. 3 oldu. 4 Bakın. Zincirimle beraber bu şekilde 4 tane trabzan oldu. 5. için iki tane zincir çekiyorum yuvanın içinde bu şekilde sabitliyorum bakın minik bir buraya papatya yaprağı yaptık sıradaki 4 zincirli yuvaya geçtim 1 2 3 zincir 3 zinciri çekiyorum ilk önce bir defa tığımı doluyorum 4 zincirli yuvaya girip 2 2 olarak Trabzon bir defa doladım şöyle 2 ve 2 bir defa doladı şöyle 2 ve 2 baştaki 3 zincirle beraber 4 trabzan oldu şimdi burada 2 zincir çekiyorum çünkü 3 zincir buraya büyük geliyor ve arkadaşlar bu şekilde bakın kenarına yapışmıyor böyle ayrık gibi duruyor 3 zincir o yüzden buraya iki zincir çekiyorum daha yapışık duruyor şöyle bakın bir sık iğne ile geçti 3 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 ve 2 bir defa doladım yuvaya girdim 2 ve 2 şimdi 4 oldu 1 2 zincir hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum sıradaki yuvaya sık iğne ile geçişimi yaptım 1 2 3 zincir Bir de şöyle 2 ve 2. Bir defa doluyorum. Hemen yuvaya girdim. 2 2. Şöyle dördüncüyü yaptım. 2 zincir. 5. 2 zincir olarak buraya kapattım. Evet, sonuncu yuvaya geldik. Sık iğne ile buraya geçişimi yapıyorum. 1 2 3 zincir bir defa tığımı doladım sonuncu yuvamada 2 ve 2 bir defa doluyorum şöyle 2 2 3 oldu 4 1 2 zincir bu da 5 şöyle göstereyim bakın dibine de bir tane zincir çekiyorum koparmadan yapmış olduğumuz papatyamız minik papatyamız bu şekilde oldu şimdi makasımız şu çakmakla vereyim arkadaşlar Evet şimdi bakın bunu burada kopardık ya bu arkadaki ilk yaptığımız trabzanımıza şöyle iki veya üç ne kadar alırsanız fark etmez arkadaşlar. Bu şekilde bakın alıyorum tığımın ucuyla ve buradan ilmeğimi tutup arkada bu şekilde. Bunu hem e, kenarda yanık izi kalmasın diye yapıyorum. Şöyle. Bakın şu kaynaştırma işlemi için yapıyorum. Hem de yanık izi kalmasın diye yapıyorum. iki seferde de makasımız da buradaymış. Şöyle yakalım. Bakın. Evet arkadaşlar. Papatyamız hazır. Şimdi ikinci katının yapılışına geçelim. Papatyamı şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın bu 5 tane yuva yapmıştık ya. Sık iğneleri kapattığımız bu noktadan şöyle giriyorum ve buralara batarak yine aynı yuvaların üzerine yuva yapacağız. Bakın sık iğneyle buraya İpimizi sabitleyip 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Hemen sıradaki bakın bu şöyle telin içine girip 5 tane yuva hazırlayacağız. Şöyle kapatıyorum ilk yuvamı. 5 zincir sıkı sıkı 5 zincirimi çekip şöyle sıradaki telimiz bu bunun şöyle teline giriyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir hemen bakın, buradaki telden girip iki tane telinden girip üçüncü yuvayı da aynen bu şekilde yaptım. Yine beş zincir. Sonuncu yuvamızın şöyle içine telinden girip iki tane telini alıyorum. Sonuncu yuvada. da Şöyle bakın ilk yapmış olduğumuz yuvanın içinden şöyle girdim ve buraya sık iğne ile sabitledim. Evet şimdi arkadaşlar buraya bir zincirle dönüşümü yaptım. Şimdi burası tamam ya düz yüzüğü için bu şekilde bu yön gittik. Yuvamızın içinden sık iğne ile sabitliyorum bakın. 7 zincir çekerek başlayalım papatyamızın yapılışına 4 5 6 ve 7 7 zincirimi bu şekilde çekiyorum 3 defa tığımın başını doladım yuvanın içine giriyorum Bakın şöyle sıkı sıkı birbirine yakın yakın tığımı uzatmadan 2 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzanımı yaptım yine 3 defa tığımı doladım Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 2 ve 2. 3 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 2 ve 2. 1 2 ve 3. Yuvanın içine girdim. Şöyle 2 2 2 ve 2. 1 2 hemen aynı şekilde 4 seferde 2 2 ve 2 alarak bu şekilde 6 tane trabzan yaptım ve 7 tane zincir çekerek 7. trabzanımı yapacağım 7 zincirimi çekiyorum buraya yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum Bakın. ilk yaprağımızı bitirdik. ikinci 5 zincirli yuvaya da sık iğne ile geçişimi yaptım. Şimdi burada nasıl yaptıysak aynısını bu şekilde ikinci yuvada da yapacağız. 7 zincirle birinci trabzanımı yapıyorum. 6 ve 7. 3 defa tığımı doladım. Hemen yuvama girdim. Şöyle 2, 2, 2 ve 2 alarak bakın bu şekilde trabzanımı yapıyorum ve yine 3 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 ve 2 1 2 ve 3 Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 2 2 alarak bakın 4. trabzanı yapıyorum. Yine 3 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 ve 2 1 2 ve 3 yuvaya girdim şöyle 2 2 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım 6 tane trabzan olunca hemen 7. 7 zincir çekiyorum şöyle diğer trabzanlarla aynı yuvaya sık iğne ile sabitliyorum Şöyle sıradaki yuvanın bakın, içine sık iğne ile buraya geçişimi yaptım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 ve 3. Tığımın başını 3 defa doluyorum. Yuvanın içine girdim. Şöyle 2 2 2 ve 2. 1 2 3 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2. 2 2 ve 2. 1 2 ve 3. 2 2 2 ve 2. 1 2 ve 3. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 sıkı sıkı almaya gayret gösteriyorum. Yine 3 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 2 ve 2 6 tane bu şekilde trabzanım oldu. Ve 7 zincir çekerek 7. yapıyorum. 6 ve 7 Şöyle aynı yuvaya kapatıp Bismillah sık iğne ile buraya sabitliyorum. Evet her bakın beyaz yaprağın arkasına şöyle maviden büyük bir yaprak yapıyorum. Hemen sıradaki yuvama geçişi bu şekilde yapıyorum. 7 zincir çekerek başlıyorum Tırabzanımı yapmaya. 7 zincirimi çekti. Bu benim ilk trabzanım. İkinci trabzan için 3 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 bakın 2 2 ve 2. 2 de pardon, 3 defa tığım doladım. 2 2 2 2 Şöyle 3 defa doluyorum. Sıradaki yuvaya girdim. 2 2 2 ve 2. 1 2 ve 3. Yuvaya girdim. 2 2 2 şöyle 2 altıncı için 3 defa tığımı doluyorum şöyle 2 2 2 ve 2 hemen 7 zincir 4 5 6 ve 7 şöyle sık iğne ile buraya sabitledim. Hemen bakın bu şekilde. Sıradaki yuvanın içine, sonuncu yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle 3 defa doladım. Hemen aynı yuvaya şöyle 2 2 2 ve 2. 4 seferde aldım. Şimdi 3 defa atımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 2 ve 2. 1 2 ve 3. Şöyle 2 2 2 ve 2. 4 oldu. 3 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 ve 2. 3 defa doladım. Şöyle 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bakın 6 tane trabzanım oldu. 7 zincir çekiyorum. 6 ve 7. Sonuncu Trabzanımı da aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitleyerek bu şekilde kapattım. Evet. Bakın. Çok hoş ve çok güzel. Şöyle 5 yaprağın arkasına 5 tane. Şimdi esas çiçeğimizi gösteren kısma geldik. Bakın. Direkt sık iğne ile bu ilk yaptığımız 7 zincirimizin içine giriyorum. Bu bir. Şöyle iki 3, şöyle güzel zarif bir ipinizi güzelce esnetin. 4, 5, 6 ve 7. 7 zincire 7 tane sık iğne yaptım. Bak, bu şekilde. Şimdi bu trabzanların tepe noktasına da bu şekilde girerek şöyle sık iğne ile sabitliyorum hemen bakın, Tepe noktalarına girdim yine aynı şekilde Bakın bu taraftaki 7 Zincire de 7 tane sık iğne yapacağız bu bir şöyle 2 Geri kıvırayım daha net gözüksün 3 4 5 6 ve 7. Evet arkadaşlar. 7'ye 7. Bu tarafta da 7. Sol tarafta da 7. Şimdi sol tarafta yer var. Burası 8 olsun demeyin. Bakın eşit olması lazım. Sağ ile solun. O çünkü aşağı kayacaktır. Size yer mesafesi var gibi gözükür Bir de zaten bu tarafı geçişi önemli. Sağ tarafının geçişi önemli. Çünkü mecburen bir tık yukarı atar. Solda aşağı indiği için yer varmış gibi gözükür. Ama bu sağda yer daha bakın. Şöyle dibini göstereyim. Daha yukarı attığı için yer yokmuş gibi durur. Siz sık iğne sayılarını aynı yapın. O oturacaktır arkadaşlar. Şöyle 3 4 5 Bakın burası aşağı oturacak. Şöyle dibe. Burası da yukarıdan aşağıya inecek oturacak. Siz yeter ki 7'ye 7, 7 sık iğnenizi doldurun. O kendini bu şekilde bakın aşağı doğru meyil edecek. Evet yine bu trabzanların tepe noktasına sık iğne ile sabitleyerek gidiyoruz. 2 3 ve 4 Tüm yuvaları bu şekilde dolduruyoruz. Şöyle. Şimdi sıradaki yuvaya giriyorum. Bir, iki. Şöyle görmeniz için geriye katlayayım. Üç, dört, beş, altı ve yedi. 7 tane sağa 7 tane sola yaprağı bitirdik ve biz şimdi yine sıradaki 7 zincirin arasına girip bu şekilde direkt sık iğne ile geçiş yapıyorum başka bir zincir işlem yok arkadaşlar ve 7 tane sık iğneyi buraya dolduruyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 taneyi doldurdum şöyle takıldı evet. Bakın, şimdi sıra trabzanların tepe noktasına geldi oralara şöyle birer birer girerek sık iğne yapıyorum şöyle girdim sonuncuya da girelim bu şekil oluyor kenar sık iğne olunca daha böyle çiçeğimiz kendini gösteriyor arkadaşlar gerçekten çok hoş oluyor şimdi sık iğne için zincirimizin arasına girdik şöyle yapalım sizler için daha net olsun evet şimdi 2 3 4 5 6 ve 7 bak yedi tane sık iğneyi doldurduk ve buraya geçişimizi de sık iğne ile yapacağız hemen zincirin arasına ve dip noktadan batmaya çalışıyorum mesafe daha fazla kalması için bu bir bu iki bu üç bu 4 bu 5 6 ve 7. Evet şöyle 7 tane sık iğne yaptık. Hemen bunu bu şekilde trabzanın tepe noktalarından geçiyorum. 2 3 ve 4. Şöyle Sonuncu da geçiyorum. Bu bir, şöyle iki. Burada daha net gözükmesi için şöyle topluyorum. Üç, dört, beş, altı ve yedi. Evet, yedi tane. Bu şekilde sık iğnemi doldurdum. Bakın sonuncuyu da aynı şekilde geçişimi yapıyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş. Dip noktadan şöyle aşağı indirelim. Yer oluyor. 6 ve yedi. Yedi tane sık iğnemizi yaptık yine. Trabzanların tepe noktasından şöyle bakın. 1 iki, tüm trabzanlara şöyle sık iğne yaparak geçişimizi yapıyoruz. Evet, bakın sona geldik inşallah. Bakın bu şekilde. Bir tane, iki, üç şöyle 3 4 5 5 2 3 4 5 6 ve 7 evet, 7 tane sık iğne yaptık şimdi bunu kaynaştırma işlem olarak hani bu sık iğne ile geçiş yaptığımız yer var ya buraya giriyorum burada bakın şöyle sahte sık iğne yapacağım arkadaşlar zarif olması için birbirine bu şekilde şöyle arkasına da bir tane zincirimi çekiyorum ipimi koparıyorum evet bakın bu şekilde çok güzel çiçeğimiz oldu kendini kenara çıkardı bunu ıı, Ütülü, ütülemek muhakkak şart arkasından arkadaşlar. Hem de biraz daha yapışıp bu sık iğneler küçücük oluyor motifimiz. Şunu da bakın buradan kaynaştırma işlemini yaptık. Lakin şuradan ilk yaptığımız bu yuvadan şöyle geçiş yapıyorum ilmeklerden. Şöyle bir çekiyorum. iyice yapışsın diye. Evet şöyle de yakalım. Ütümüz sıcaktıken arka tarafından biraz da bunu ütüleyelim arkadaşlar. Şöyle yaktım. Bakın. Şöyle daha önce hazırlamış olduğum motifimi göstereyim. Bakın bunu ütüledim. Şöyle hafif fazla sıcak değildi değildi ama ben yine de değdirdim. Şimdi bunu da arka tarafından şöyle ütüleyince bakın bunun gibi böyle hem küçülüyor hem de kalıp gibi oluyor çiçeğimiz. Evet şimdi bunu takalım bakalım çimenimize. Şöyle bakın ilk çiçeğimi böyle geçirdim arkadaşlar. 5 tane buradan kirpik saydım. Altıncının yeşil ilmeklerini bu şekilde geçirdim. Tığımın ortasından bir tanesini yaptım. Bakın gayet de sağlam oldu arkadaşlar. Şöyle tohumlar da tutuyor. Şu şekilde. Eğer e, bu son kapattığımız aynı ilmeği şöyle şu şekilde şuralardan dikebilirsiniz. Bakın bu şu iki uçtan bu sık iğnelerin Oradan iğneyle daha uzun koparıp hesaplık buralardan dikebilirsiniz. Eğer sağlamcıysanız yok ben ille sağlam olsun diyorsanız şöyle iki kenarından buralardan iğne ile dikebilirsiniz. Evet şimdi mavi de beraber yapalım. Bakın şöyle tığımı taktım. Buradan 6 sayacağım. Bakın şöyle 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımın ucuna bu şekilde 1, 2, 3 ve 4. Yaklaştırıyorum hemen. Orta yuvadan bu ilmeklerin hepsini çıkardım. Şimdi tohumunu atalım. Hemen Zincir çekeyim. ipimi tığıma tutturdum. Şu yeşil kısmını tuttum. Bu sabitlediğim sarı ipimi ilk ilmeğimin ortasından girip sık iğne ile buraya tutturuyorum bak. 1 2 3 ve 4 zincir ilk ilmeğimi tohumunu bu şekilde attım diğer ilmeğin içine geçerken sadece sık iğne ile Bakın, bu şekilde sadece sık iğne ile geçtim hiç zincir çekmedim yine 4 zinciri çektim ikinci ilmeğimin içine sık iğne ile sabitledim sıradaki yuvaya sık iğne ile geçişimi yapıp 4 zincir ve sabit diyorum. Sıradaki yuvaya 4 zincir. Evet. 4 tane ilmeğim var. 4 zincirle de tohumumu attım. Şöyle koparmadan önce de bir zincirimi çekeyim. Hemen bakın arkadaşlar. Şu yan ipleri temizleyip geliyorum çok güzel oldu çok da zarif oldu şöyle e, arkadaşlar bunun tutmayacağını sağlam olmayacağını düşünen arkadaşlar şuralarından bakın şu ilmeklerden bu şekilde buralarından iğne ile dikebilir bu son koparttığımız ipi bir iğne saplık dikip şöyle bakın buralardan şöyle dikebilirsiniz daha sağlamcıysanız zaten modeli buraya kadar yaptıysanız arkadaşlar o dikme işlemini de gayet rahat güzel bir şekilde yapacaksınız şöyle dikildiği takdirde daha sağlam olur Evet şöyle tutayım bir de sallantılı haline bakın şöyle arkadaşlar Bismillah bugün yapmayı dahi beceremeyeceğim galiba. Evet bu. Bismillah. Şöyle. Bu da mavi rengi. Bir mürdüm. Bir tane de mavi renkten oluşan çok hoş bir model yaptım. Bu çimenini farklı çimen de deneyebilirsiniz. Bu zahmetli çimen. Ben bununla uğraşamam diyorsanız şayet arkadaşlar. Hani ütüsüydü, şişiydi uğraşamam diyorsanız. Bunu herhangi bir çimene bu şekilde monte edebilirsiniz farklı bir çimenle de gösteririm inşallah şöyle e, tiril, tiril olduğu için türbentinin kumaşı o yüzden tutmakta biraz zorlandım arkadaşlar kusura bakmayın şöyle evet modelim bu şekilde çok hoş ve çok zarif oldu çok da güzel oldu Zahmetli değil bildiğiniz trabzan. Dediğim gibi sizi oyalayacak tek şey bu şişi oyası ütülemesi filan Yoksa bildiğiniz bu papatya modeli bakın çok zarif ve çok farklı çok tatlı oldu. Şöyle tekrar tülbentte tutması daha kolay oluyor bu şekilde katlı. Evet. Modelim bu şekilde. Sizlerden arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmanızı istiyorum sadece. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.